5 yıl içərisində İran-Türkmen cəbhəsi başta olmaq üzərə Erbil'de, Erbil İl Başkanlığında Yürütme Kurulu, Erbil Yürütme Kurulu ofisində burada yapılan bütün çalışmalarımıza aktif bir şəkildə katılmıştır. Değerli kardeşimiz Hakan Bey, işte bu faaliyetlere alma töreni olsun, Türkmen etkinlikler olsun, Türkmen kültürü olsun bu faaliyetlere katılmıştır. Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay veda ziyaretlerine devam ediyor. Görev süresi sona eren Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay veda ziyaretlerine hız kesmeden devam etti. Başkonsolos Karaçay bugün Irak Türkmen Cephesi İl Başkanlığı'nda kendisi için özel düzenlenen veda resepsiyonuna katıldı. Resepsiyona IKB'ye oluşumlardan sorumlu Bakan, ITC Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, eski ITC Başkanı Sanan Ahmet Ağa, ITC Milletvekili İmdat Bilal, çok sayıda parti yetkilisi ve davetli katılım gösterdi. Resepsiyonda konuşma yapan Bakan Aydın Maruf, Başkonsolos Karaçay'a Türkmen halkına ve ITC'ye gösterdiği yakınlık, sunduğu katkılardan dolayı teşekkürlerini dileyerek bundan sonraki görevinde başarılar diledi. Başkonsolos Karaçay ise Türkmen halkı ve ITC'ye teşekkür ederek Türkiye'nin her zaman Türkmen halkının yanında olduğunu ve bundan sonra da olmaya devam edeceğini ifade etti. Evet, değerli misafirler. Öncelikle Irak Türkmen Cephesi Erbil İl Başkanlığı'nda düzenlenen bu resepsiyon için sizlere çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük incelik, nezaket gösterdiniz. Tabii benim için zor bir gün. Bugünlerde veda turları yapmaktayım. 5 yıllık aşağı yukarı bir görev süresi zarfında Türkmenler olsun, Kürtler olsun, diğer Yezidiler, Hristiyanlar, etnik gruplar, pek çok çevreyle tanıştık. Çok geniş bir çevre yaptık. Tabii burada Irak Türkmen Cephesi olarak sizlerin çok ayrı, çok güzel bir yeri var. Bunu söylemeden geçmek istemem. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak çok yakından bildiğiniz ve her zaman yinelediğim üzere Irak Türkmenleri bizim kardeşimiz ve biz kardeşlerimizin sürekli yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Bu tabii şahsi bir ifadenin de ötesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin bir resmi tutumu olduğunu da vurgulamak isterim. Şahıslar gelir geçer, illaki bu yardımımız, bu desteğimiz sürekli devam edecektir sizlere. Tabii bu süre zarfında belirttiğim üzere güzel günlerimiz oldu. Bazen zor dönemler yaşamak durumunda kaldık. Acı tatlı hatıralarımızla birlikte döneceğiz ülkemize. Ben burada bakıyorum, neredeyse herkeste bir aşağı yukarı temasımız, bir görüşmüşlüğümüz, bir araya gelmişliğimiz, bir oturmuşluğumuz illaki olmuş. Kimisiyle çok daha fazla olmuş. Kimisiyle biraz daha az olmuş ama herkesle tanışıyoruz. İnanın buradan ayrılmak üzüntü verici. Sizlerden kopmak üzüntü verici. Ancak Aydın Bey'in de çok doğru bir şekilde söylediği gibi bizim mesleğimiz belli bir süre görevimizi tamamladıktan sonra buna merkezde devam etmek şeklinde. Biz de bu bayrağı benden sonra gelen arkadaşıma devredeceğim. Bu görev sürem zarfında benden arkadaşlığını, benden istişaresini, görüşlerini, yakınlığını esirgemeyen hepinize teker teker çok teşekkür ederim. Burada bütün görüştüğümüz Türkmenler belki mevcut olmayabilir. Ancak herkesin üzerimizde bir izi var. Herkesin birbirinin üzerinde bir dokunuşu var. Ve bunların hepsini güzel bir şekilde yad edeceğiz. Tekrar aslında veda gibi bu ama veda etmek istemiyorum. Günün birinde inşallah yollarımız tekrar kesişir. Ve Ankara'da bir dostunuz, kardeşiniz olduğunu sürekli hatırlayın.
Yolunuz düşerse her zaman için beklerim. Benim yolum düştüğünde sizleri rahatsız edeceğimden emin olabilirsiniz. Hepinize tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar bize ve başkonsolosluğumuza verdiğiniz destek için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ve bu desteğinizi bundan sonra gelecek arkadaşlarımıza da vermenizi sizlerden rica ediyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz, var olunuz hepiniz. Tabii biz bugün Irak Türkmen Cevvesi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin Erbil Başkonsolosu Sayın Hakan Bey için bir vedaleşme bir resepsiyonu düzenledik. Biz gerçekten bu geçmişte yaptığı bu süre içerisinde, 5 yıl içerisinde diplomat çalışması dışında burada bir dost, bir kardeş gibi bütün Türkmenlerle, özellikle de Irak Türkmen Cephesi'nde ve Irak Türkmen Cephesi'yle beraber olan insanlarla gerçekten bir dost gibi bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bütün sorunlarımız olduğu dönemde istisnai günlerde her zaman gece gündüz yanımızda oldu. Bize destek verdi. Türkmenlere büyük bir katkı sağladı. Gerçekten şu ana kadar ben şahit oldum geçmişten bugüne kadar en etkili diplomat olan Irak'ta Erbil'de görev yapan Hakan Bey olmuştur. Kendisine de başarılar dileriz önümüzdeki görevden. Bu 5 yıl içerisinde yaptığı bu çalışmalar bizi gerçekten Erbil Kayseri Çarşı'na gitmeyi öğretti. Erbil Kalesi'ni ziyaret etmemize alıştırdı. Burada olan Türkmenlerle bir araya gelmemize büyük bir katkı sağladı. Her zaman Türkmenlerin birlik beraberliğine destek oldu. Irak Türkmen Cephesi başta olmak üzere bütün siyasi Türkmen partilerle eşit bir şekilde, masafalı bir şekilde o dostluğu, kardeşliği yaptı. O yüzden biz hem Türkmenler adına da hem de Irak Türkmen Cephesi adına da başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere gerçekten öyle bir insanları yetiştirmişler. Bugün Türkiye'nin dışında diplomat olarak görev yapıyorlar. Büyük bir mutluluktu. Türkiye'nin dışında olan Türkler için, Türkmenler için. O yüzden biz kendisine, Hakan Bey'e başarılar dileriz. Yanında çalışan ekibine de başarılar diliyoruz. Tabii bu işler ekip şeklinde olur. Güzel bir şekilde temsil etti. Güzel bir şekilde çalışmalarını bütün taraflara gösterdi. O yüzden biz hem kendisine hem de yanında çalışan arkadaşlarına başarılar dileriz. Çok sağ olsun, var olun. Gerçekten üzücü bir resepsiyondu. Çünkü üzülüyoruz. Cedir'i yani bizi terk edicidir ama aynı zamanda da bize öğrettiği, bize çalıştığı gösterdi. Onu her zaman bizim yanımıza hatıra olur. Evet, bugün Irak Türkmen Cephesi Erbil İl Başkanlığı'nda Erbil'den ayrılışım vesilesiyle bir resepsiyon düzenlenmekte. Ben sizlerin vasıtasıyla Irak Türkmen Cephesi'ne ve özellikle Erbil İl Başkanlığı'na teşekkürlerimi sunmak isterim. Erbil'de yaklaşık 5 yıla yakın bir süre, aşağı yukarı 5 yıla yaklaşan bir süre görev yaptık. Bu görevim sırasında tabii Türkmen toplumuyla çok yakın bir diyalog sürdürdük. Bu süre zarfında Irak Türkmen Cephesi olsun, Erbil'deki Türkmen toplumunun çeşitli önde gelenleri olsun, şu an aktif görevde olsun olmasın, hepsiyle İstişarelerimiz, temaslarımız oldu. Sağ olsunlar bizlerden arkadaşlıklarını, dostluklarını da esirgemediler bu süre zarfında. Ben yine sizler vasıtasıyla onlara da işbirlikleri ve yakınlıkları için çok teşekkürlerimi sunmak isterim. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman altını çizdiğimiz üzere Türkmenler bizim kardeşimiz ve Türkmenlerin Irak'ta siyasette olsun, sanatta olsun, kültürde olsun, ekonomide olsun her alanda layık oldukları şekilde temsil edilmesini bekliyoruz. Bunu temenni ediyoruz. Türkmenler Irak'ın 3. en büyük etnik unsurunu teşkil etmekte. IKB'de ise 2. en büyük etnik unsuru temsil etmekte. Dolayısıyla bu nüfuslarının temennimiz o ki diğer alanlarda karşılığı daha da
artarak yerini bulsun. Bugün tabii görev süresi hitamına yönelik bir etkinlik olduğu için biraz daha duygusal bir gün. Ama bizim görevimiz dediğim gibi, daha önce de söylediğim gibi belli bir süresi var. Bir bayrak yarışı. Bizler gideceğiz, başka arkadaşlarımıza devredeceğiz. Bu şekilde devam edecek bu. Çok teşekkür ediyorum herkese. Tabii her şey bellidir. Hakan Bey'in başkonsolosu olduğuna ve Türkiye Devleti'nin burada başkonsolosu. Adam tabii dört dörtlü cüravunu yaptı. Bu herkese yakın idi. Ayrımı yapmadan Erbil halkına ve bölgenin halkıyla hep iç içeydi. Ne kadar da gücü yeter, herkese yardımcı oldu. Fikriyle, yardımıyla, oturmağıyla, gönülden milleti, insanları sevmağıyla mutlaka bir eser bıraktı. O nedenle biz hep sevdiklerimize vida demeyiz. Görüşmek üzere diyoruz. Güzel bir tablo oldu. Zaten de Türkmen, Türk hepsi soyu birdi. Hepsi birdir. Ama işte sınırlar sızıldı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Bakarsan her bir sınır içinde milletler ayrı oldu. Ama o sınırın içinde anayasaya bağlamak zorunda. Bağlanmak herkes zorundadır. Ama soy bir olduğu halde kimse kimsenin ayrı edebilmez. Bakarsan örnek olarak hep bunu biz dile getirmişiz. Arap milleti birkaç devleti var ama hepsi soy birdi. Herkes de birbirine saygıyla, hürmetle her zamanda birbiri yanında olur. Bizler de Türkler aynı ona benzer. Kanımız, soyumuz birdir ama devletler sınırına dayanarak, uluslararası sınırına dayanarak devlet ayrıdır ama millet ayrı derci. Biz milletler de hepsini alırsak hepimiz Hazreti Nuh'un cemisinden inip onun evlatlarındayız. O da Adem'dendir. Onun için hepimiz biriz. İnsan olmak her şeyin başındadır. Herkes de birbirini örtbas etmemek, diline, tarihine, huyuna saygısı olmak, kardeş olmak, kardeşlikten. Biz herkesle kardeşlik, kimseyle köle de, kimsenin kölesi değiliz. Kimsenin de kendimize köle yapmayız. Kardeşlik. İnşallah bu kardeşlik devam eder. Tabii bugün Irak Türkmen Zirvesi Erbil İl Başkanlığı'nda Türkiye Cumhuriyeti Erbil Başkonsolosu Sayın Hakan Karaçay Bey için bir veda partisini düzenledik, bir resepsiyon düzenledik. Hakan Bey ile uzun bir zamandır burada bu bölgede çalışıyoruz. Tabii Hakan Bey biliyorsunuz yani Türkiye'den buraya gelen bütün misyonlar, bütün diplomatlar bu bölgedeki Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etmektedirler ve bölgedeki bütün etnik gruplarla aynı eşit mesafedeler. Ama Hakan Bey tabii farklı tabii ki onlardan. Hem bölgedeki dengeyi sağlamak hem de Türkmenlere daha fazla destek vermesi bizi gerçekten mutlu etti. Bu yüzden biz de bu süre içerisinde birlikte tabii çalıştık. Bir emeğimiz oldu birlikte. Geçmişte birçok konu üzerine istişareler oldu. Hem bölgenin kalkınması hem Türkmenlerin açısından. O yüzden biz ona karşı bir vefa borcu olarak bugün bunu burada düzenledik. İnşallah bir sonraki hayatında kendilerine üstün başarılar dileriz. Bundan sonraki gelen Erbil Başkonsolosluğu da şimdiden ona da başarılar dileriz.